Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. İntibalar, anlayışlar, terim, sembol, simge gibi şeyler var ya. Ondan sonra yapabilirsek şair, teslim, marifet, taklit, iltizam, tasavvuf, sin, suat, bunlardan biraz bahsedeyim. Nasıl uzak şeyli, beraber bir maç seyreder gibi, bir sohbet eder gibi herhangi bir gündeliği o şekilde bir şey, Risale'nin dersi değil. Bir sahibi dersin, sizin yaptığınız dersler işte bu. Bu. Okuyorum, Bismillah. Farkındalık insana sorumluluk getirir. Onun için insan farkındalığa yanaşmıyor. Farkındalık insana sorumluluk getirir. Bu sorumluluğun başta vefadır. Vefanın ilerisi iman. Vefa. İlim hak edene gelirmiş. Başka? Boyutlar arası zaman farklı. Cümle cümle biraz izahlara gelecek. Son izah çıkarırız. Ne yok söyle. Boyutlar arası zaman farklı. Farkındalığı imanla bağladınız mesela. Farkındalık derken bir örnek verir misiniz? Farkındalar. Mesela insan kendisini kainat sürecinin sonucu bilirse farkındalığı ölür. Yok öyle bir şey. İnsan kendisine yüklediği anlam ve mana cihetiyle kendisinin farklı olduğunu anlar. Sonra farklı olan bu insan mevcudatı farklı görmeye başlar. Mevcudatı farklı görmeye başlayınca işlevinin insan merkezde olduğunu, yani bu kainatın merkezinin insan olduğunu, dolayısıyla insanda bir vefa duygusu çıkar. Çünkü vefa, âli ruhların sesidir, suretidir, kokusudur. Vefaysız sufli ruhlarda arama. Vefa, Allah, mesela en büyük vefa insanın kendisinedir. Sonra Allah'adır. Yani farkındalığı olmayanın imanı mı olur? Yani vefası olmayanın imanı mı olur? Vefasız yani. Hayvanın sahip olduğu farkındalık onun varlığı bütün olarak anlayabilecek ve ona anlam yükleyebilecek şekilde geliştirdiği değil. İçin insanda bu var. O sorumluluk ona verildiyse ona anlam yükleme sorumluluğu da verilmiş oluyor. Evet. Aynen öyle. Yani o kendi hayatındaki farkındalığı var. Var ama küçük dünyası onun da bedelini ödüyor. O kadar. Evrat ve eskar. Onun zikirleri evradıymış. İnsan ise yani kendisine anlam yükledikçe kainatın ben merkezli çalıştığını görür. Hayvan gibi değil. Onu dedim yani. Hani bütün kainat ben merkezli çalışır. Çalışıyor, görür yani. Güneşten aya kadar. Sığır bilmez yani güneş bana çalıştığını diye. Sana abi o zaman şeyi de soralım. Zamanın boyutlardaki farklılığını söylediniz ya. Ya bundan ne anlayacağız biz? Hep bu zaman karşımıza çıkıyor. Demin az önce anlattınız. İşte adam yine zamanı kullanıyor. İşte korkuyla, elemle. Sanki müsbeti cennette Allah. Yani hep bu... Mesela zamanın zamanı eşeğe, varlığa tesir azimdir diyor ya usta. Dimağdaki zaman, benim anladığım, vicdan ve kalp ve ruhtaki eylemde, dimağda, vicdanda, kalpte ve ruhta hepsi farklı zuhuratı var çünkü o esmanın. Eğer o esma kalpte aktif olursa zaman denen bir şey yok. Öyle bir akma yok. Yani zamanın varlıktaki en gözükür tesiri
varlığı, eşyayı, konuşmayı, manayı sıraya koyar. En sırada manası. Yani zaman sıralamayı getirir. Nasıl anlarız zamanın bu şeyini? Zamanı kaldırın, sıralama olmaz. Dün, bugün, yarın, baba, oğul, böyle bir şey yok. Şimdi mesela şey diyor ki abi, Sikkei Tasdikayt'ta şöyle bir soru var, çok ilginç. Abdülkadir Geylani Hazretleri için üstada sormuşlar. Diyor ki yani hazır zaman, geçmiş zaman hepsi hazırında olan bir zat diyor. Neden mesela geçmişten diyor, tamam bir açıklamalı şekilde şey yapıyor. Neden istikbalden hazırında olduğu halde yani perdeli şey yapıyor diyor. Ona diyor ki ayetin kutsi şeyini bozmamak için. Evet. Bu demek ki her şey hazırda yani. Kardeşim dehr esması değil mi zaman? Evet. Esmanın perdesi tecelli ettiği yer neresi? Arş. Arş. İnsan lef-i mahfuza giriyor, arş azama giriyor. Arş 10 defa geçmiş oluyor. Yani geçiyor işte. Tam teşekkür mesela perdesi tecelliye masal olmuş. Yani neye gelmek istiyorum abi? Şimdi normalde kalp hayatındaki bir hayatı yaşıyor veya daha yukarıda. Sıralandırmadan yani mesela bir olayı komple ezel ebedle mi bakıyor? Yani bakıyoruz, peki tesirini sormak istiyoruz. Artık bedende yaşamıyor. Bedenin ihtiyaçlarını adetullah kanunu, sünnetullah olduğunu, ibadet olduğunu bilir, idrak eder. Ona göre bu hayvana otunu verir. Ama kendisi burada değil. Bedeni de şey yapıyorum ama biraz ders şey yaptım ama ya mesela bir hadise, bir olay geldiğinde onun bütün meratiplerini mi görüyor o anda? Yani mesela şunu şöyle yapma deyince hepsini mi o esnada peki, şey peki, peki anladım. Şey ben zamanla ilgili bir şey sorabilir miyim? Şimdi zaman... De. Tamam git. Benim de olabilir de. Şimdi zaman yok ya ama zaman yoksa bile kelamda bile zaman var. Mesela ben seni seviyorum diyorum. Zaman var. Onun öncesi var, sonrası var. Ben kelimesi. Bunu zaman yapıyor. Zaman var değil mi? Zamansız bir anda nasıl konuşacağız? Kalbin... Kelime sıralaması nasıl olur? Ha, o burada. Bu onu sormuyor. Öyle mi? Ha, bu var. Yani bu sefer neyi kazanıyor biliyor musun seni? Allahu Alem. Kalbin ve ruhun derece hayatına geçtin mi? Ruhun şeceri yeşil katın zuhuratına şahit oluyorsun. Çünkü mesela şöyle diyeyim, şahit. Mesela biz zaman şeyi hakikatini burada ışık hızına göre değerlendiriyor fizikte. Fizik 300 bin kilometre bölü saniye. Zaman nispidir, şudur budur. Hep böyle ışık hızınadır. Gene bu fizik der ki ışık hızı mihengi nokta ise ışık hızına gelip veya aşarsan olayın arkasında zaman yoktur. Nedir o? Artık kuantum fiziği, fizik ve metafiziği ikisi eşit olur. Fizik ve metafizik eşit olur. Yani ama bu tabii böyle olacak. Bu ama oraya geçmeyi hak ediyor bu sefer. Geçmeyi hak edince fiziğe ve metafiziğe dokunmuyor. Böyle olması lazım. Hürmet ediyor. Çünkü bu esmanın tecellisi böyle, aynı esma böyle. Ben daha arkaya geçiyorum. Ben daha arkaya geçiyorum. Yani bu buradaki, bu dimağdaki zaman. Şeydeki, vicdandaki zaman, Latifi Rabbaniye, irade vesaire. Kainat sürecinin irade ya, Allah'ın kainattaki iradesini seyretmeye başlar. Şeyde, vicdanda irade zihnisi var ya, olayın tamamen arkasına geçer, süreci seyreder. Ruhun derece hayatına geçerse, bu çok üstün, zaman buna çıkış yapılmaz. Ondan sonra o şeceri-i hilkatte derece-i ruha geçince Allah'ın bazı esma ve sıfatlarının onun üzerinde ceyran ettiğini görür. Onun üzerinde haşa müdahale etme yetkisi ve yetisi kısmen veriliyor.
kaldırıyor, götürüyor, kesiyor. Bunun bir cüzi bir kıpırdısı, ruhta olmasa bile böyle kalpte oluyor. Adam keramet gösteriyor, kapıyı açıyor, kolu yapıştırıyor. Kolu yapıştırıyor, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kolu yapıştırdı ama keramet öyle de oluyor, ölü diriliyor. Bu ruhlanma, yani ölünün dirilmesi için ruh gelmesi lazım. Sonra hayat, kalp. Yani bu zamana, ha ismine, dolayısıyla bu zamana hükmetme yetisi aldı mı, hayatiyetini ve ruh şeyine müdahale ediyor. Fazla durmayalım. Belki şiddet-i zuhurundan inkarlarına sebep oluyor. Görüyor musun? Şiddet-i zuhur. Yarın ne olur olmaz deyip vesvese ve vehim edenler adeta yarın kilom nasıl olur deyip şu andaki halini bırakıp ihtimali gömlek almaya benzerler. Yani gömlek almasına benzer yarın. Yarın kilom ne olur nasıl olur falan. Düşünüp de tek ikide bir tem, son yatağının bir köşesine kantarı koyanlar. Yani hepten acayip hayat. Öyle putlaşıyor ki beden yani. Yani yatağını başının ucuna kantar koymuş. Yani çok içten açıcısı, acısı bir şey yani. Çok garibime gidiyor. Neye benziyor bu? Adeta yarın kilom nasıl olur deyip şu andaki halini bırakıp ihtimali gömlek almaya benzerler. Aynen. Evden çıkandan vahlanma. Çıkması gerekiyordu. Uzayda, evrende her şey kendi yerini kaplar ve yalnız kendisidir. Başka şey değildir. Şey denilen. Nedir? Uzayda, evrende her şey kendi yerini kaplar. Yani bir şey, şey nedir şey? Şey. Evrende her şey kendi yerini kaplar ve yalnız kendisidir. Başka şey değildir. Her şey kendi yerini kaplar. Bir şey sırf kendi iken başka noktadan karşıtını da belirler. Bak, bir şey sırf kendi iken, bu iken, bak şimdi bu iken, bir şey sırf kendi iken başka noktadan karşıtını da belirler. Yani bu mendil diyebilmene sebeptir bu. O değildir. Misal, beyaz olan beyaz iken aynı zamanda siyah, gri, kırmızı vesaireleri de değildir. Yani bu mavi ise kırmızı, gri değildir. Bu nedir? Bütün renkleri say değildir. Demek. O zaman bir şey hem kendidir hem kendi değildir. Misal, hareket. Hiçbir şey kendinden özdeş değildir. Her şey kendini aşan özdeşliği var. Bir şey bir şey iken aynı zamanda karşıtıyla vardır. Amin. Bir daha. Beyaz, beyaz iken aynı zamanda siyah, gri, kırmızı vesaire değildir. O zaman bir şey hem kendidir, kendisinden bakarsan, bu merkezde yorumlarsan bu, budur. Ama hem kendi değildir. Misal, hareket. Nedir o? Hiçbir şey kendinden özdeş değildir. Her şeyin kendini aşan özdeşliği var. Yani bu iken ama kendini aşan, kendinin hakikat ve ratipleri var. Burada gözüküyor ama bunun hakikati bu değil. Bir şey bir şey iken aynı zamanda karşıtıyla vardır. Hiçbir şey başladığı gibi kalmaz. Kendini sürdürür, geliştirir ve kendi bütünlüğüne yönelir. Çok acayip. Bir daha, hiçbir şey başladığı gibi kalmaz. Kainat bir mektep, bir kışla gibi camit maddeler hayata, şuura, hisse dönüşüyor.
kendini sürdürür, geliştirir ve kendi bütünlüğüne yönelir. Celal ve cemal karşıtlığıyla kemali yaşayan insan gibi. Yani celal ile cemalin karşısında cem eden kemal olan insan gibi. Hegel, sorun insanın düşüncesindedir der. Çok garip. Hegel, sorun insanın düşüncesindedir der. Not almıştım. Tasavvurda yani. He? Tasavvurda. Marx ise, çok garibime gitmişti. Bunların bu şeyi gelmişti bana. Almanya'dan gönderdi. Marx ise hayır der. Akıl hayatın yansımaları ile çalıştığı için aklı düzeltsen de hayatı düzeltemezsin. Sorun çözülmez der. Sorun hayatı çözmeli. Zira sorun kaynağı hayattır der Karl Marx. Mesela bir daha yani çok garip yani. Basit insanlar değil. Hayatın mükemmeli. Bak Hegel der ki sorun insanın düşüncesindedir. Karl Marx der ki bu adamlar yani dev adamlar yani. Tabii. Bir şey değil ha. Bizden öyle basit geliyor. Tabii. Öyle. Ne diyor ki mi? Hayır diyor. Okudum ya. Benim eski defterlerimde var mı o? Akıl hayatın yansımaları ile çalıştığı için yani Karl Marx doğruluk ve şeyi hep doğayı, tabiatı almıştır. Biz yanılırız ama o yanılmaz diye orayı aldığı için diyor ki akıl hayatın yansımaları ile diş malzemeleri ile çalıştığı için aklı düzeltseniz de hayat düzelmese o hayata yanlış şey verir, malzeme verir. Dolayısıyla düzelemez akıl. Yani bir tanesi sorun insanın düşüncesindedir. Bir tanesi biri iç dünya demiş, biri dış dünya. Dış dünya dedi. Çok güzel. Bir tanesi de Karl Marx diyor ki sorun doğadadır. Doğru bilgi verirse kafa doğru çalışır. Sen de aklı düzeltsen, yanlış veri versen doğru çalışır mı bu kafa? Peki İslam ne demiş? Ustad ne demiş? İkisi bir bütünlüktür. Tek düşünemezsin der. Yani dili yapan elmayı, elmayı yapanını farklı düşünemezsin. Dili yapan elmanın tadını da yapan olacaktır. İkisi beraber. Bu asırda sorun bilmeyi bilme sorunu vardır. Bu çok önemli. Ben yazmış. Bu asırda sorun nerede biliyor musun? Bilmeyi bilme sorunu vardır. Yani düşüncesini düşünemez olmuş. Düşüncesini düşünmüyor. Düşündürtülmüyor yani. Düşünemiyoruz evet. Biz de. Bu size evet. Ait değil mi? Şey, bana şey, o bitti o. Ben de şey yapıyorum. Cevap verdim ustadla. Ustad böyle şu dedi bu dedi değil de benim anladığım külliyatta yani resmi bir bütün bakıyor. İnsan merkezli Hegel sorun var diyor. Karl Marx hayat endeksli. Ustad üçü aynıdır der. İnsan, kainat, Kur'an. Ha, Kur'an'ı koyalım çünkü o şey değil. Doğa yani tabiat, kainat ve insan birbirisiz olmaz. Bir şeyi izah edemediğiniz zaman o ötekisiyle izah edilebiliyor. Onun için beraberdir. Ben de sorun nerededir? Sorun bilmeyi bilme sorunudur. Yani düşüncesini düşünememez. Düşünemez. Düşünemiyor. Ondan kaynaklı. Düşüncesini düşünemiyor. Düşüncesini benim diyor. Oysa düşüncesini düşünerek düşüncesine hakim olur ve yönetir onu. Düşünceyi mi düşünür? Evet. İlk önce düşüncenin düşünmen lazım ki düşünceye hakim olasın. Eğer yapamazsan aklına bela olur. Aklının şerrinden aklını kurtaramazsın.
Yani sorunla devam ediyor. Düşünceyi düşünmek, o zaman kavga... Düşünceyi düşünebilmek, bak. Düşünceyi... Bir üst birim gibi oldu. Evet. Tahakkul gibi oldu. Tahakkul. Düşünceyi düşünmek, düşünce tasavvur, düşünceyi düşünmek, evet. Tahakkul ile Allah'a alet. Evet. Düşünceni düşüneceksin ki düşüncene, birinci düşüncene hakim olasın. Niye biliyor musunuz? Hiç ama hiç şansın yok. Eğer düşünceni düşünemezsen, düşünceni kontrol edemezsin asla, ama bu dünyada da hiç şansın yok. İnim inim inletir seni. Az önce biz de onu konuşmuştuk da abi, bilim insanı inançsız bir şekilde bakarsa evren o kadar inandırıcı ki, kendi kendine olan bir şeyler varmış gibi gösterme konusunda o kadar inandırıcı ki kurtulma şansın yok yani. Hiç yok. O yüzden bakış açını denetleyebileceğin bir arkada bir şey olması gerekiyor. Ya ben düşüneceğim, şöyle bir düşüncem var ama onun doğru olduğunu kim denetleyecek? Düşüncenin dışında bir şey olması lazım ki. Evet, düşüncem tartıyor, yorumluyor ama onu yaparken onu arkasında başka bir düşüncemi kontrol edecek mekanizmam olması lazım. Onun için bile insanın dosta ihtiyacı oradan gelir. Gibi, onun evet. Dosta ihtiyacı. Dost, en güzel mesela. Düşünmeli, yani paylaşıp, yani kendi aleminden çıkıp bir dış şeyle kontrol ve paylaşım istiyorsun. Yani. Osman Hanım, düşünceyi aynaya baktıracaksın. Düşünce aynaya bakacak. Düşünce aynaya bakacak. Hangi ayna? Kendini görmesi için. Hangi ayna? Bak, emri itibari ve emri nisbileri karşılaştırmak için vahid-i kıyasi, yani taakkulden bakacaksın. Emri itibariyle emri nisbi. Ben Hasan abiyle, seninle ve buradaki diğer insanlarla konuşarak kendi düşüncemi, yani siz benim aynam oluyorsunuz. Siz benim düşüncelerimin aynası oluyorsunuz. Mesela yapayım, uygulayayım. Ben Risale-i Nur okumadan önce inim inim inliyordum. Zaten bunlar normal bir insanın şeyi değil. Ben bunu iş olsun, söz olsun, bunu yazamam kardeşim. Anladın mı? Ben bunları akşama, affedersin ya, tuvalete yemek yiyorum, namaz kılıyorum, başka bir işim yok. Dert benim. Ben nurları tanımadan önce bu adamları tanımışım. Benim bir defterim var, birkaç defter çıkarım. Bu adamları okumuş. Eskide, 1975'te orta bir yere gidiyordum. Tamam. Şimdi inim inim inliyordum. Yani düşünceni düşünceyi... Mesela düşüncene geldi vehim, zan. Bunun vesvese risalesiyle düşün. Ustad diyor ki, düşüncenin bugün geldi. İyi değilim. Veya 13. lema diyor ki, onun sözünü, onun düşüncesini kendi düşünce zannet. Peki neyle sorguladık o düşünceyi, benim olmadığını? Bununla. Bununla sorguladık. Ha, bu benim değil. Ben bilemeyecektim bu olmasaydı elimde. Üst birim. Mesela ben... Allah Allah, ben ne kadar kötüyüm ya. Canım sıkıldı ya. Bir tanesi dedi ki, yani bu dedi düşünce, Bursa'da bu. Ya bir dakika dedi ya, bu ben değil miyim dedi. Nereden biliyoruz ben olmadığımı? Sen olduğunu nereden biliyorsun dedi. Ben de çıkıyor. Ha, sen de ortaya çıkanları hep sen mi zannediyorsun? Peki madem sensin bu, sen sana düşman mısın? Niçin mutluyken bir anda araba sürerken buhran geçiriyorsun? Nereden geldi o? Kim attı o spamı? Hani düşünce bu. İyi değilim. Düşünceni düşünürsen bunda, sen olmadan ortaya çıkmıyor mu? Vahiysiz olmuyor işte. Bak işte en dahi, sıradan basit değil ha. Çok korkunç ha. Öyle Hegel dinsiz değil ha. Bütün üniversitede kitap okutuyor. Yani Avrupa'nın Muhyiddin Arabisi'dir. Bütün üniversitelerde kitaplar okutuyor. Tabii. Bak ben de size söylüyorum. Hegel'in felsefesini bilen olarak söylüyorum. Batı'nın Muhyiddin Arabisi'dir. Tamam. Okutulan bir insan diyor ki, sorun insanın düşün, bilmeyi bilmekte. Sorun insanda düşün. Karl Marx diyor ki, tamam insanı düzelteyim ama ona veri veren doğayı düzeltmesem, sosyal hayatı.
bu yanlış malzemelerle doğru akıl doğru mu kalır? Ustad da diyor ki, hayır beyler diyor, ikisi bir bütün olacak. Mesela şeyde de söyler, 17. lemada, iktidar meselesi. Yani ikisi beraber geliyor. Yani gözü yapan, güneşi de o yapması lazım. Sivrisineğin gözünü yapan, güneşi de o yapmıştır diyor. Şimdi devam edeyim. Bu asırda sorun bilmeyi, bilme sorunudur. Düşünürken varlığın hem mülkü hem de melekütüyle düşünmek zorundasın. Aristo demiş ki, bir şey bir şeydir, başka şey olamaz. Bir şey, yani neyse odur, uzayda yer kaplar, odur başka şey olamaz. Diye, bir şey söyleyebilir miyim abi? He. Şeyin tarifiyle alakalı geçen gün okurken aklıma geldi, acaba bu mudur diye. He. Eğer oysa onun üzerinden daha iyi anlarız çünkü. Söyle. Ebedileşmenin en küçük birimi, ebedin en küçük birimidir. Şey, belirlenme, en küçük birim. Bir de söyle bakayım. Ezeli bilmiyoruz ya abi. Ebed, ezelin üzerindeki belirlenme. Ebed. Evet. Şey de onun en küçük birimi. Yani ebede namzet en küçük birim. Evet. Güzel. Yazıyorum. Yaz bacı. Mesela Aristo demiş ki, bir şey bir şeydir, başka bir şey olamaz. Diğer hakikatlardan yalıtılmış der. Yani A, A'dır, B olamaz. İlişki ve çelişkileri yok. Peki, hayata böyle bakarsan, bize diyoruz, hayata böyle bakarsan, hayatı böyle okursun, baktığın gibi okursun. Mesela niye hayat bana böyledir? Niye ben böyle diyorum? Niye benim başıma bunlar geliyor? Niye ben hep beni buluyor? Çünkü sen istemiştin. Sen istiyorsun. Hepsini bulmasının sebebi hep sen davet ettin. O zaman Hegel'in söylediği doğru abi. Değil. Kısmen. Ben istediğim için düşüncelerinle oluşturmak şey. Bu Hegel, peki bunu nasıl çözecek? Bu sefer Karl Marx'ta lazım. Nasıl çözeceksin? Zanlığı düzeltince çözülmez mi abi? Nasıl düzelteceksin zanlığı? Zanlığın yani düzgün vahiy, işte, vahiy lazım. İşte. Düşünceni düşünmekle ancak mümkün. Bunlar neredeler biliyor musun? Düşüncelerini düşünmüyorlar. Tabii. O zaman içeride yok yani bunlarda. Evet. Tabii. İçeride bitiyor. Benim düşüncelerimle ben dışarıya... Jung der ki, Jung diye de Jung. Olayı güzel. Jung var ya şey şeyin arkadaşı. Psikiyatrist kurucusu olarak kabul ediliyor. Freud. Ben diyor, hep misal verdim, gene veriyorum ama çok garibime gidiyor, çok acıyorum. Ben onun kurtulmasını isterdim. Bak şimdi, ben çok kötüydüm diyor, yetim buymuş, çok kötüydüm ve insanları bu kuyudan, bu şeyden çıkartmak istiyordum. Şöyle bir kitap var böyle. İnsanlara yardım etmek böyle, art niyetli değil. Hegel öyle ama Karl Marx öyle değil ya. Yani iyi niyeti yok Karl Marx'ın. Çünkü eylemi kar. Çünkü Karl Marx idealist değil, ideolojiye dönüştürmüş. Eyleme dönüştürmüş. Benim gibi düşünmüyorsan yok olacaksın. Ha? Jung, Young, ben diyor içeride diyor fırtınaları yaşıyordum. Çok gelmiş yani sınıra, intihara. Hatta diyor evimizin önünde diyor kış günü diyor kar
suyu dondurmak üzereydi. Atlayayım da hemen donayım, üzerimi kar, buz kaplasın. Çok yanına gittim diyor. Sonra kendi gayretimle onu okudum, bunu okudum. Ben diyor çıkarımlar yaptım diyor. Ekleme yaptım falan. Bu benim aklım aşağıdayken birisi beni hep ezerdi. Kim olduğunu bilmiyor. Ama benim dışımda kimse yok. Ben tek başım odadayım. Yani o üstte benim aklım burada. Ondan sonra sanki içeride bana rağmen benim düşmanım hep beni ezmek. Kalkmasın, kalkmasın üstüme çullanmıştı diyor. Kim bilmiyor. Sonra ben diyor onu bir şekilde seviyesine geldim ve tepeledim. Çıktım yukarıya ama onunla uğraşmıyordum. Sonra ben hep derim ama bu makamda öyle dinleyin. Buradaydı ya. Yani. Şu. Fakat o nasıl olduysa sanki baskılanmışlıktan kurtulmuş lap diye suyu koyarsın havuza da plastik yükselir ya su yükseldikçe. O da yükseldi. Sanki ben diyor dışarıdan bir veri almıyorum. Hiç kimseyle görüşmediğim halde bu nereden benim o doğrularımı, tezlerimi bulduğumun ara boşluğunu bulup da tepeledi. Bu bir. İki, bana rağmen çalışan başka bir sistem mi var? Adam kendini ayırmış. Aslında aymış. Şeyi soracaktım işte hani dediniz ya aklım, düşüncelerim şey yapıyor. Bu tasavvurumla tasavvurum mu düşünüyorum? Ya bana karşı bir düşünce var ya. Yok taakkulle mi şey yapıyoruz diyorsunuz ya. Düşünceni düşünebilmek için taakkulde olman lazım. Peki abi şöyle olabilir bu anlattığınıza göre tasavvurumla yine tasavvurum ama vücudu gibi ikisi yine tasavvurda. Öyle zaten şey olabilir mi? Olabilir. Mesela şöyle diyor ustad. Tahayyülü küfür küfür değil. Fakat çıkış yolu değil o. Değil, bir, var mı peki böyle? Var var var. İfradı, tefridi, vasadı, tasavvur. Tabii tabii var tabii. Kurtulmak için siz tahakkül diyorsunuz ama bu benle beraber büyüyen kesinlikle var yani. Mesela tahayyülü küfür, tasavvuru küfür, tasavvuru şerk. Tahakkül değil ki. Mesela, birebir aynı değil mi bunlar abi o zaman? Adem'le vücut gibi birebir geliyor evet, evet. Yani. Yani kardeşim şu mevcut var ya mevcut. Adem'i çıkarırsanız vücut olur. Yani düşüncelerinden zanları kaldırın, ilim olur. O nispeti tamamen kaldırırsanız Allah'ın ilmi olur. Çünkü Allah'ın ilminde zan yoktur. Cehalet de yoktur. Onun için zıtlar olmadığı için sonsuzdur. Şimdi bu adamı takip ediyorum Osman. Hayalim ben biraz adamı düşünürken, bir şeysini okurken adam oluyorum, o oluyorum. Oturmuş o kışın camdan bakıyor ki nehir. Ben de o oldum. Orayı düşünüyor ya. Fakat o kadar acıdım ki bu burada tepelenmiş, üzerine diyor, kendi misal veriyor. Büyük bir şey oturmuş gibi, tamam mı? Yani çabalırken aklım, ama hiç kimse yok diyor. Bir büyük annesi varmış vesaire. Şimdi benim diyor, bu bana rağmen beni mutsuz yapan, ya içeride, bende olup, bana zıt olan bir şey ya nasıl olur? Kimdir? Bilmiyorum ama Freud'a demiş ki, Freud her şeyi hareketlendiren, insanı çalıştıran, şu sistemi aktif eden şehvettir demiş. Şehvet cinsellik değil. Aşırı istek. Lezzet. Lezzet menfaat. Freud'un şeyidir. Bir şey niye iyidir? Menfaati ve lezzeti varsa, iki tane unutmayın. Menfaat ve lezzeti varsa iyidir. Zararı ve elemi varsa kötüdür. Ha. Freud'a demiş ki, hayır. İnsan oradan ayrılmışlar. Oraya kadar arkadaştılar. İnsanı hareketlendiren menfaat ve lezzet ille değil. Bunu anlattı ona. Sonra baktım ki diyor, o da çıktı yukarıya. Ben diyor, bunun kim olduğunu bilmiyorum. Ama aklıma mukabil bir aklın olduğunu ben şahidim. İçeride aklıma mukabil akıl var. Mesela bu düşünce tahakkuk seviyesi bir düşünce mi? Şu tahlil.
Yok. Yani mesela tahakkül de şöyle diye. Yani diyebilirsin. Yani akıl bir sazahtı ya. Şimdi tahakkülün bir vahyi dinlediği hali var, bir dinlemediği hali var. Evet. Yani evet. Yani öyle mi ayıracağız bilemiyorum ya da işte yok yok tahakküle benziyor. O da tasavvurda mıdır diyeceğiz hayır, ama hayır. Şimdi şu düşünce yapısı yani aslında bir üst seviyeye çıkmış. Yani düşüncesini düşünen bir yapıyı anlatıyor evet. Aslında. Çıkmış. Adam analiz etmiş ama bir herhalde nakle tevafuk edememiş. Vahiy nasip olmamış ona. Oradan çıkamamış. Çıkar ama taakkul de yani. Çünkü akıl daha berzan ya. Ha, taakkulün o zaman hani vahiy dinlemeyen hali de var. Ya da vahiy dinleme anında taakkul tasdik olur. Tasdikleşiyor. Vahiy dinlerse tasdik olur. Dinlemediği halinde aslında yok. Şey oluyor. Taakkul. Taakkul de durur. Durur. Berzahta durur. Hmm. Bu berzahta adam. Ya evet. Menfiyi tasdik eder demiştik yani. Tasdiği falan olur ama gene tarih. Yani doğruyu tasdik etmeyince nerede olursan ol. Mesela diyor ya Kur'an, Allah kelamı de iş yapmıyor. Sen diyor ki, sen diyor çok acayip bir mantık şey yapıyor. Allah kelamı deme diyor. Ne kadar insaflı söylüyor gibi şeytan. Beşer kelamı da deme, ortaya koy diyor. Ustad da diyor ki, yani bu Kur'an için, Kur'an benimdir diyen Allah'ın dışında bir insan var mı? Onun eline verelim de biz ondan sonra düşünelim. Yani Kur'an ben yazdım diyen var mı? Ortası olmaz diyor. Yok. Şimdi niçin olmaz? Çünkü sahiplenen kimse yok. O zaman diyor bir kişi var benimdir diyor. Biz onun eline verelim. Olmadığını ispat et. Ama ilk önce ne kadar? Nasıl süper mantık süper yani. Acayip ya. Ama bu adama da bak yani. Öyle salak bir şeytan yok ustadın şeytanı. Bize böyle gelse duman olur. Diyor ki tamam al insan budur. Allah kelamı deme. Beşer kelamı da deme. Ortada olsun. Koyalım ortada. Ama böyle bir mal ki ortada olacak değil. Yani sahiplenen kimse yok ortada olursa. Ustad kan sahipten kan eylemde gösteriyor. Neyse devam edelim. Biraz. Peki Aristo'yu bir okuyayım. Aristo demiş ki bir şey bir şeydir başka bir şey olamaz. Diğer hakikatlardan yalıtılmış Aristo'ya göre. Yani Aristo diyor ki A A'dır, B de B'dir. İlişki ve çelişkileri yok. Peki hayata böyle bakarsan, hayatı böyle okursun, baktığın gibi okursun. Ben burada şunu çıkarttım. Yani her şey üstüme geliyor. Beni mi buluyor? Hiç kimse seni bulmuyor. Adresi sen verdin. Kargo da geliyor. Diyaletik ise ne demek o? Karşılıklı bağlantılı demektir. Diyaletik. Felsefenin tabiri de öyle not almış. Niye orada kalmayı tercih eder insan? Yani o halde kalmayı tercih eder. Kalmayı tercih etmiyor ki orayı doğru biliyor. Yani sen şimdi ötekisini de biliyorsun da orada niye durdun diyorsun. Hmm. Ötekisini bilmiyor ki. Yani çıkış kapısı bulamıyor. Yani çünkü yok. Yani acaba bilseydi burada durur muydu? Ve burada kaldı ve öldü. Yok, onun için değil de Müslüman olan, hadi bizim için bir yat diyelim, Nurgül için diyelim. Yani bir altyapısı var, bir Müslüman. Ama işte o dediğiniz şekilde üstüme geliyor her şey, bilmem ne. Orada kalmasını, gene mi odanın çıkışı yolu bulamıyor? Çıkan bulamıyor. Çünkü tanımıyor. Hmm. Çünkü niye? Bazen YouTube'larda paylaşıyorlar, işte YouTube diyorum şey, WhatsApp'ta. Çok sinirlendiğim şey var. Şahsi günahlarından değil. Müşteşem bir şey paylaşsalar bu kadar kısma. Ne biliyor musun? Bak müşteşem bir şey paylaşsalar WhatsApp'tan bu kadar kısma. Ne? İslamiyeti kötü göstermek, İslamiyeti bunu böyle göstermek, İslamiyeti hücum ettirmek adına şiş, cağları, kılıçları karnlarına, ağızlarına sokanlar, o videoları paylaşanlar kadar müstehcenlik o kadar zarar vermez İslam'a. Bu budur dersin. Ama böyle değil. İslam bu mu der? Anlıyor musun ne dediğimi? Bak şimdi cağ sokuyor. Oo! Karşıdan karşıya geçiyor, kılıç sokuyor. Bunların yaptığı İslam'a zarar, onların yaptığı zarar onlara benzemez. Neyle kıyas ediyorsun? Çünkü ne Allah Resulü'nde var? Var mı? Allah Resulü'nde var mı böyle bir? Dört sahabesinde var mı? Böyle bir şey var mı? Peki bu keramet midir? İstidraçtır.
Çünkü İslam'ı, senli beni daha şey çalar, aa bunu yapılıyor. Yani içinde İslam'ın şeyi yok ki. Edile-i Şerif'i vurduğun zaman nerede bu? Ve peki İslam'a girecek, mahkumattan geçiyor mahkumat şimdi. İslam'a muhtedi, yani müşteri olacak bir insan bunu görse ne der? İslam bu mu yani? Yani ne anlatmaya, niye buraya geçtim? İşte dedin ya, Müslüman orada niye kalıyor? E niye burada kalıyor? O vazife demiyor ki. Mesela ayakta, aynı ustad misal veriyor. Ayakta işemeyi men edecek. Nasıl men edecek? Sen doğruyu söyle, isterim. Ben orada biraz şunu demek istedim. Mesela insan öyle yeğse düşmüş, işte bana niye geliyor dedi. Orada bir çıkış yolu aramaması, yani aslında istese samimi bir şekilde, değil mi? Alem bulur. Ha, şimdi ben sordum. Samimi bir şekilde istese, ya Rab beni buradan çıkart dese, o demeyin. Buluyor. Kendine o şeyi döndürüp yapmasında ne bir şey var? Yani bir... Sana bir tanesini söyleyeyim. Alışkanlıklarını kaybetmek istemiyor. Ben bir tanesini... Enaniyet mi diyelim ona, benlik mi, varoluşu öyle mi tanımlıyor kendi aleminde? Yani öyle isteği bir sürü mesuliyetin kapısı olarak mı görüyor, kendinden vazgeçmeye doğru adım atmak mı gibi hissediyor, talep etmiyor o işi. Samimiyetse Cenab-ı Hak nasıl verecek? Evet. Bu sen, ben şununla şöyle bir başıma geçen bir hadiseyle cevap vereyim. Herkes aradığını buluyor. Hı. Cumartesi ben Hatay'dan İstanbul'a geldim. Ondan sonra Emre'ye gidecektim. Emre de gelmiş. Şimdi ben namazı kıldığım için iner inmez, herkes gitmiş. Yani böyle karınca gibi istakip etseydim, millet nereye gidiyor çıkacağı ben bilirdim. Ama hiç kimse kalmadı. Tekim, koca havalimanı. Herkes aradığını buluyor sanırım. Sonra indim merdivenden, kaldım, ulan nereye gideceğim ya? Baktım, orada bir masa duruyor. Masa böyle yuvarlak, içinde bir adam oturuyor zannediyorum. Abanmış, başka bir tanesi ona heyecanla bir şey anlatıyor. Ama ben arkadayım, adamın sırtındayım, görüyorum. Manzarayı anladınız değil mi? Evet. Ben adamı görmüyorum. Orada oturan yuvarlak böyle bir şey. Ona abanmış bir insanın sırtını görüyorum. Dedim ki, inana, bakar mısınız dedim, çıkış taraf, ben nereden çıkabilirim dedim. Çıkış ne taraftadı dedim. Hasan abi dedi. Direk. Bak şimdi. Ben de o kadar yakınlık verdi ki nasıl utandım yani tanıyamadım. Nereden bileceğim ben zaten. Abi seni gökte ararken dedim neyse. Dedi sana tarif edeceğim. Ne olur bir dakika bir dakika. Gökte ararken havalı. He. Ya dedi ben dedi peygamberimizi rüyada gördüm. Peygamberimizi rüyada gördüm. Ondan sonra ben sana onu cevap vereceğim dedi. Yani şu bir derdi var çocuğundan. Siz dedi Almanlar gibi çocuğunuzu yetiştirmiyorsunuz ne demiş? Kim demiş? Peygamberimiz mi ne demiş? Ondan sonra Peygamberimiz böyle demiş. Çocuklarınızı Almanlar gibi yetiştirmiyorsunuz. Böyle bir şey miydi işte? Böyle bir şey şey yaptı. Ben cevabı şey yapacağım. Ondan sonra ben dedi Peygamberimiz Almanları niye gösterdi diye. Yani 2-3 günden beri senin dersi takip edenim. Çok ciddi takip ediyorum. Çok ciddi. Yani havalimanda. Ancak sana sorardım. Yani bu not ne demek? Dedim ki anlamadın mı oradan? Ne dedi? Almanlar bak çocuğu altını temizler. Karnını da doyurur. Ağlarsa asla kucağa almaz. Çocuğa disiplini nasıl öğretiyor? Her istediğini yapmamakla. Yani siz maneviyatı veriyorsunuz ama çocuğu şımarık büyütüyorsunuz. Disiplini büyütmüyorsunuz. Hayata uygun şey yapmıyorsunuz. Mesela Alman dağda dahi olsa yedi mi muzu atmaz. İşte bir şey meşrubatı atmaz kutusunu. Disiplinini yaşar. Bizde disiplini yok kardeş. Hayatta sadım çayra mevram kayra. Sırf öyle onun yanında namaz kılmayla olmaz ki. Hayatta disiplin yok. Dedim ki
Affedersin ama madem sordum. Yalaka bir hayatınız mı var? Yani şu. Çocuğun her dediğini yapıyorsun. Yani bize hep öyle öğretiyorlar dedi. Yani sen çocuğun her dediğini yaparsan hayatı nasıl anlayacak bu? Tamam madem her şeyi, her istediğim oluyor. Yöntem de al ama bu büyüdüğü zaman, okula gittiği zaman, piyasaya düştüğü zaman her istediği olacak mı? Hayata nasıl tok özleyecek? Hayata 1-0 mağlubiyet gelecek. Hayatta her istediğini yaptığın zaman bu hayatı nasıl anlayacak? Nasıl yorumlayacak bu insan? Her şeyini nasıl, niye yapıyorsun? Ve her istediği doğru mu zaten? Doğruları yap, yanlışları yapma. Ondan sonra kafa aşağıda, sorduğuna da bin pişman. Niye? Sordun. Yani ondan sonra bir garip de ben otoriterim. Ben sana bunun cevabını vereceğim demiş bir tane şeyi. Başka bir rüyasında mı ne? Ondan sonra o günde, o gün rüya görmüş. Tak bir arkasına biz denk geliyoruz. Yani ben bu soruyu yapacağım. Ondan sonra rüyasına birisi gelmiş. Yani tamam, samimi istese diyorsunuz. Şey peki bunun anlaşıldı değil mi cevap? Samimi istedin mi? Sırtına kadar gelir. İstemesen? Sırtına kadar gelir. Ayağına kadar gelir. Aramazsın. O sana gelir. Mesela ben arıyordum. Birisi çıksa da şu Allah'ı, hatta Allah için şöyle diyordum. Ya Rabbi, varsan ya niçin kendini açık olarak ifade etmiyorsun? Meğer açıklama biz bilmiyorduk. Ondan sonra bir Allah'ın kulu, bir Müslüman yok mu bu Allah'ı alelen ispat edecek kimse yok mu ya? Diyordum yani. Aynı böyle diyorum. Mübarek etmiyorum. Şimdiki tabirle değil. Çünkü notum var benim defterimde. Hiçbir tane Allah'ın kulu çıkıp da Allah'a ve ahireti bu kadar ciddi bir davaya. Çünkü karmak sokulmuşuz. Peki ne oldu? Bir bakıyorsun. Ve o hiç olmayacak yerde okulda hocayı karşılarımıza getirdi. Bir baktı ki motorla Allah'a ve ahireti anlatıyor. Yani sırtına kadar getirir. Ve rüyasında demişler ki, onu demiyorum da, sana cevap vereceğiz. Sonra uyandı, ona nasıl cevap verecek, kim verecek, nasıl olacak? Ertesi gün işte ben öğleyin iki dibine... Niye o çöküntü halde kalmayı istemeyen, ne var orada diyebilirim. Abi aslında rüyada söylenen şey ve sizin verdiğiniz cevap da buna bakıyor. Birinci düşünce çocuk, ikinci düşünce ebeveyn. Yani çocuğun her istediğini veriyoruz biz. Evet. Yalnız mücadele etmiyoruz yani. Aslında ağla da alsın da sussun. Yani o yeğisi hayal etmek istiyor, biz de ona onu veriyoruz. Mesela o laptop. Çocuğa niçin laptop ve televizyon karşısına çocuk oturduğu çizgi film seyrettiriliyor? Niçin biliyor musun? Sus da. Şurada komşunun karısıyla. 5-10 kelam belini kıralım şu sözü. 5-6 saat tabii. Çocuk beni rahatsız etmesin diye tablet verilmiş ilk. Beyinde bitti. Bak bakayım kadın niye veriyor? Kendi ilgilenirse. Ha tamam. Hepsi %100 demiyor. Ama ekseriyeti böyle. Adam sıkıntısını, kendi sıkıntısını tanımlayamıyor. Tanımlasa çözümünü arayacak. Yani o şey. Ha, yani düşüncenin düşüncesi yani yapamıyor. Yapamıyor. Düşünce aynanın karşısına geçirtemiyor düşüncesini. Adam yani, sorununun farkında değil. Biraz devam edelim mi? Sıkıntısı ne şu? Diyaletik ise demek ne demek biliyor musun? Diyaletik felsefe tabiri de koymuşum. Karşılıklı bağlantılık yani. Yani bu tek başına bir şey yok. Dualizm de bu yok işte. Bu tektir diyor. Diyaletik de var. Hani bu tabiri duyun ki yani sokakta duyarsınız böyle. Şimdiki ilmin ve bilimin vardığı şu ki eşyalar ve hadiseleri insanın niyeti ve düşüncesiyle de değiştiğini varmış. Şu anda gelmiş buna. Yani yarık deneyinde var bu. Oradan yazmışım. İlim şuraya gelmiş. Şimdiki ilmin ve bilimin vardığı şu ki eşyalar ve hadiseleri insanın niyeti ve düşüncesiyle değiştiğidir. Biz buna liyakat veya ihsan-ı ilahi veya inayet-i hassa veya hususiye diye tanımlıyoruz. Hadiselere ve eşyalara göre düşünmüyoruz. Sırf aynı zamanda düşündüklerimizle karşılaşıyoruz. Mesela
benim rastladığım günde okuduğum kitap okurken veya yani dolaşıyorum. Sokağa bazen alışverişe gidiyoruz. Kafama gelen şey sabah meşgul olduğum şeydi. Bir daha hadiselere ve eşyalara göre düşünmüyoruz. Sırf aynı zamanda düşündüklerimizle karşılaşıyoruz. Hani derler ya, ettiğini biçersin. Adeta şehadet alemi düşüncelerimize zemin ve malzeme deposu olmuş. Yani şu mevcudat üzerine düşünüyoruz. Hayır, bu mevcudatı kullanacaksın. Malzeme deposu, toprak gibidir. Bazen düşündüğümüz gibi nazarla veya mucize veya kerametlerle hem hadiseleri hem olayları hem de malzemeleri değiştirebiliriz. İnsanın kainata halife olmasının sırrı da burada yatıyor. Yani bunu yetkiyi vermiş. Ne yapmış bak. İnsan, bak bir de okuyorum. Bazen düşündüğümüz gibi, düşündüğümüz zaman değişiyor. Nasıl değişiyor? Nazarla değişiyor. Niyetle değişiyor. Mucizeyle değişiyor. Kerametle değişiyor. İnayetlerle değişiyor. Hadiselerle, olaylarla hep değiştirebiliyoruz yani, değişiyor. İnsanın kainata halife olmasının sırrı da burada yatıyor. Ne istiyorsan ilk önce düşünce yapısını ve malzemelerini sorgulayacaksın. Ne istiyorsun? Nasıl sorgulayacaksın? Ben bunu niye istiyorum? Birinci derecede bana lazım mı? Yani düşünceni sorgula. Düşünceni düşün. İsteklerini hemen isteme. Sonra onunla istediğini isteyeceksin. Yoksa bak, yoksa yok. Her kavram karşıtları ile yüklüdür. Her kavram, mesela aydınlık karşıtıyla yüklüdür. Ondandır ki farklı anlayışlar çıkabiliyor. Aynı kavramda farklı anlayışlar çıkıyor. Mesela sen güzel demiş, çok hoşuma gitmiş pazar günü. Risale'nin çok acayip, asın kitabı diyeceksin. Bu kadar met edeceksin. Başka kitap okumayacaksın. Başka kitap okumayacaksın. Evet, tekli eksiğimi. Bu acayip bir kitaptır. Her dede dermandır diyeceksin. Başka kitap okumayacaksın. Sonra diyeceksin ki bunun başka manası yok. Tek manası var. Yani başka manasını araştıracak şekilde mütalaa, müzakere yapma. Yapma. Yani düz oku. Düz oku, ne anladınsa o. Yani lemaları şualarla karıştırma. Mesela öyle birisi de vazgeçtiler şimdi. Şimdi buradan bir tane atıf yapıyorsun şualarla. Ustad diyor, onun altına o geleceğini bilmiyor muydu? Getirirdi diyor. Öyle karşı gelmişti. Yani mezheplerde de öyle ya mesela. İmamlar nasıl Kur'an'da ayetler buldular? Tamam, de, ona aynı soruyu ona da sorarız. Ey İmam Azam, Allah bilmez miydi? Altına onu koyardı. Niye bize bulmayı bıraktı? Niye ahkamlar net değil? Niye o ayet o ayette izah ediyor? İdiyor. Yani acayip bilme. Neyse. Ondandır ki farklı anlayışlar çıkabiliyor. Aynı kavramdan. Eşyalar camiül ezdattır da ondan. Yani kelimeler camiül cemdir bir noktadan. Camiül ezdattır başka noktadan. Camiül cemdir merkezden. Camiül ezdattır hariçten baktığın zaman. Bir şeyi belirlemek aynı zamanda çok şeyi olumsuzlamaktır. Yani bu kalemdir dendiğinde bu bardak, saat vesaire değildir diyorsun. Mesela en barizi la ilahe illallah, iman etmeyi aynı zamanda küfrü olumsuzluyorsun. Onun için fetret ehlinde iman olmaz çünkü küfürde olduğunu bilmiyor. Yani farkındalığın en üst seviyesidir iman. Yani küfrü, inkarı olumsuzlamanın adıdır iman. Farkındalığın en zirvesidir. Ondandır ki kafire veya Allah düşmanlarına taraftar olmak imanından gidiyor. Çünkü farkındalığın ortadan kalkıyor. Yani kafire dost olmak, Müslümana dost olmak, kafiri Müslümanla eşit yapmaktır. İman küfür de o zaman eşit oluyor. Çünkü iman onun üzerine bina ediliyor.
Yani basit gibi gözüküyor. Küfre taraftar niye küfürdür? İmanla küfrün eşittir demektir istiyorsun. Kafirle Müslüman eşit yapmakla. Çünkü gidiyorsun kafire dost oluyorsun, Müslümana düşman oluyorsun. İlk önce olumsuzlamayı yani zihnimizde, tasavvurumuzda yapar, sonra olumlularız. La ilahe yaparız, sonra illallah yaparız. İlk önce küfrü reddetmek vardır. Yani namaz gibi bir hakikat 10 sene sonra farz oldu. Hazreti Hatice anamıza namaz farz olmadı yani. Gelmemişti. Tamam. Şimdi ilk önce olumsuzlamak. Olumsuzlamak kötü zannediyorsun. Ya insanlara kadar zenginlik veriyor düşüncesine ya. Bizden doğan bizden öndedir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin en sondur ama en camidir. Bizden doğan bizden öndedir. Nasıl olacak? Ama bu iki türlü bedenen yaşayanlar, ruhen bu alemde yaşayanlar. Göreceliği nispi olması da nereye göredir? Nispidir ama bir sabiti olması lazım. Hiçbir şeyi ortadan kaldıramazsın ama dönüştürürsün. Ortadan kaldırmaya çalışma. Hiçbir şeyi ortadan kaldıramazsınız. Yani küfrü ortadan kaldıramazsınız ama dönüştürürsünüz. Bir şeyi kaldırmaya uğraşma. Ondandır ki şöyle bir yöntem söylüyorum doğru veya yanlış. Eşinizin, dostunuzun hatta kendinizin bir kötü sıfatımız var. Onunla mücadele ediyoruz. Düzelmiyor işte senelerden beri. Düzelmiyor. Niye ısrar ediyorsun? İsrar ettikçe kesbi şiddet etmiş. Peki ne yapacağız? Güzel bir sıfatının çapını yükselt. Kalitesini yükselt. Sufli sıfat gözükmez. Gözükse bile hayrın çok olur. Çünkü Allah'ın adaleti muvazene-i amala göredir. Sebabın fazlaysa iyidir. Yani o sufri sıfatını savaşma. Güzel sıfatını çapını genişlettir. Bu kolay yoldur. Tamam. La dalalet olursa illa hidayet oradadır demek. Dalaleti kaldıramazsınız ortadan. Sen hidayeti bulduktan sonra dalalet kalkmış olmuyor. Mesela çocuğu nasıl terbiye edeceksin? Bir sürü herkes bir şey der. Bir sürü çocuk terbiyesi hakkında söylemler var, sözler var, kitaplar. Çocuğun ama ben şöyle diyorum. La ilahe illallah ile. La ilahe illallah ne demek? La tahrip. İlla tamir oradadır. Çocuk İslam fıtratındadır. Tahrip etmemekle tamirde kalsın. Bir şey verme. Bozma yeter. Mesela aynı kanunu kullanıyorum. İhlaslı olmak için ne yapmak lazım? Hiçbir şey yapmana gerek yok. La riya. İlla ihlas oradadır. Riyakar olma, ihlaslısın. Peki, cemaati ustad diyor ki, hizmeti bırakın. Yani bırakın derken, hizmeti düşünmesen, hizmeti Risale-i Nur yaptı. 1960'da tamamlandı, bitti. Siz diyor, aranızdaki umuvveti koruyun yeter. Peki, umuvveti nasıl koruyacağız? La davet. İlla muhabbet oradadır. Adavet etme. Yani hizmetini, dersini, sohbetini tenkit üzerine kurma. Bırak. Peki nedir? Umumi hukuk gerekiyorsa, umumi hukuk ama, onu ifade et. Umumi hukukta bazen isim gerekir. Ama ailelerin hücum ettiği için. Çünkü Mustafa bir şey yapmış. Musa Bekuf yanlış gitti diyor Mustafa şeyine. Mesela o Muhyiddin Arabi meselesinde, lemalarda, Ustad Külliyat'ta hibet ediyor. Ama lazım. Musa Bekuf yanlış gitti diyor. Demiyor mu? İfrat karane diyor. Mumaşatiyle diyor. Yani böyle şey yok. Mesela Allah da gıybet ediyor. Hem de beddua ediyor. Ebu Cehil'i, Ebu Lehebi Kur'an'da. Allah gıybet etmiyor mu? Yani fasikun-u tecahiller, dine, ailelerin ucum edenlere ve umumun hukuku olursa anlatılıyor. Yani denge lazım. Denge lazım.
Adına illa vücut orada yani. Hayır, harika. Harika, bak aynı. La ilahe, la tahrim, illa tamer oradadır. La dağlar, illa hidayet oradadır. La küfür, illa iman oradadır. Adem, la Adem, Adem'e kapı açma, illa vücut oradadır. Yani çünkü vücudu yapmak zor ama Adem'i açmamak da bir çok şeysizlik kolay oluyor. Yani eylemsizlik aslında. Hiçbir şey yapma, küfür yolunu açma. Mesela İslam yani korkuyor değil mi imansızlıktan? Cehennemde yanacağız kardeşim. Ey cehennemden şundan bundan korkan. İyi korkuyorsun. Allah sana böyle bir teklif yaptı mı? Bulutun üstünde uçacaksınız. Suda yürüyeceksiniz. Böyle bir teklif var mı? Bahadır? Yok. Ha böyle bir teklifi var. Ben de suyun üzerine yürüyemiyorum. Doğru ölçün ümitsizim. Ümitsiz olan kardeşime diyorum. Suda yürüyemedin mi? Tamam bittin. Denilir mi? Çünkü Allah'ın böyle bir teklifi yok. Peki Rabbimizin teklifi nedir? Namazınızı kılın, değil mi? Haramlardan uzak durun. Helal dairesi kefe kafidir. Harama girmeye gerek yoktur. Helal dairesi orucumu tutuyoruz. Namazımı kılıyoruz. Bulaşma toplumsal günahın kalbi olan faize. Tamam. Bulaşma ona. Kartlarla alışveriş yapma. Elinden bir şey çıktın, çıksın ki harcamanın ne olduğunu hissiyatına gitsin. Kart verip kart alınca bir şey çıktığını anlamıyorsun. Bir verdin bir aldın. İnsan böyledir. Hissi bir mahluktur. Ancak cebinden bir şey çıktığı zaman çıktığını anlar. Bir kart verdi. Adam çekti. 10 tane para aldı. Ama kartı bana iade etti. Alışveriş yaptım. Benden bir kayıp oldu mu? Yok. Bir kart verdim bir kart gitti. Ama parayla olsaydı vay be sayıyorsun. Yapma kartla alışveriş. Bu psikolojidir. Onun için yaptılar onları. Yani bir şey çıkmadı ki sendeki etkiler. Vay be ne kadar çok. Hiçbir şey atamadı ki. Alışverişleri poşete koydu yatsın cebine. Sonra çıkar koyun o. Paranla yap. Yapma. Kartın da yoksa ne olur kullanma. Müslümanı da zor durma. Çünkü o kartla alışveriş yaptığın o müessese de senin paranı 40 gün sonra alacak. Sen elinden bir şey çıktığını hisset. Çıkmıyor ki. Kart veriyorsun, kart alıyorsun. Elde çıktı mı? Silip veriyor. Çok gömdün abi bugün. Farklı bir şey abi ya. Yapma. Ama çıkmıyor ki Ali senden bir şey. Kart veriyorsun üstüne kağıt da veriyorlar. He, mavi iki kağıt, iki tane. Yapma, gömdü. Keşke ben hata olsaydım. Keşke ben yanlış konuşsaydım. Keşke hep külüme yanlış olsaydı. Müslümanlarım, benim Müslümanım faizi bulaşmasaydı. Tamam sen faiz vermiyorsun kardeşim. Tamam sen paranla oradaki etiketin üstünü ödedin. Bir şeyin yok ki otomatik ödüyorsun. Ama Müslüman harama girmez, harama da sokmaz, vesile olmaz. Senin alışverdiğin müessese senin paranı bankada ne zaman alacak Ali? 21 gün sonra. 40 gün sonra. 40 gün sonra. Evet 40 gün sonra. O adamın parası 40 gün banka kullanacak biliyor musun? Müslümanın parasını Müslüman gavura, elin gavuruna bağlattırdın işte. Sen de ona vesile oldun. Sende bir şey yok zahirde. Ama bir şey hisset ya, bir için gitsin böyle, say paraları. Ama öyle bir şey yok ki, kart verdim hatta Osman dedi ki iki tane kart veriyorum. Doğru değil abi. Ekstra gelince çok kötü hissediyorsunuz abi. Hesap ekstresi geliyor. Bir şey söyleyebilir miyim abi ya? Şimdi hani jet motorları vardır ya abi. Jet motorları vardır ya abi. Önden havayı şiddetle çekiyor, arkadan tazdikle balon sistemi gibi itiyor kendini. Değil mi abi? Neden acaba Allah-u Teala bizde de öyle yapmamış abi? Hani havayı bir taraftan alıyoruz da başka bir taraftan çıksa gitseydi. Yok daha fazla şeyini söyleyeyim. Atmosferde oksijen %21'dir. Azot %76'dır. Eğer azotun gramını alsaydık acıkma olmayacaktı. Ve o zaman acıkma olmayınca bu kavgalar da olmayacaktı. Cemil çok sakin olacaktı. Acıkma yok. Kimse kimseye şey yapmıyor. Daha mı iyi olacaktı? Ne olurdu? Yemek yok. Ne olurdu beşer? Arabanın benzinini yok etmek arabaya neyse beşerin boğazla alakalı, rızıkla alakalı, açlıkla alakalı şeyini bu şekilde durdursa terakki her şey bitti. İnsan bitti. Hani ne diyor? Atmacaların serçelere musallatı onun istidadının inkişafı içindir. Olmazdı öyle. Evet.
Biraz da gidelim ki değişiklik olsun, zenginlik olsun. La dalalet olursa illa hidayet oradadır. Dalaleti kaldırırsanız ortadan da ortada olan hidayettir. Ormanların krallarından olan ayıyı çingene ihtiyaç ve ihtiras halkasıyla bağladığı için oynatabiliyor. Mesela çingeneler ayıyı oynatıyor. Nasıl oynatıyor biliyor musunuz? Oraya kadar nasıl geldi? O ayı nasıl buna uyabildi? Bu rezilliklerden çıktı. Hayır yok. Ay, ay buna nasıl geldi? Buna gelecek hayvan mıydı? Buyurun ustam. Buna ha? Evet. Sebebi. Ayıyı çingene onu neyle bağlamış biliyor musun? İhtiyaç ve ihtirasıyla. Ayının ihtiyacını, hırsını aktif etti. Hırsıyla. Onun vereceğini beklediği için öyle yapıyor. Hani der ya, hadis midir? Büyük zatın bir sözü galiba. Bir deveyi hendekten atan bir tutam ottur. Herhalde büyük bir zatın sözü. Ne ile bağlamış biliyor musun? Bak, ihtiras halkası ile bağladığı için oynatabiliyor. Biz de nefsimizin arzu ve istek halkası ile bağlamış oynatıyorlar bizi. İhtiyaç ve ihtiraslarının arkasına geçme nispetinde çingenelerin elinden oynamaktan kurtulursun. Bu şey mi dersiniz, buna çok güzel uyuyordu abi. Medeni kölelikten bahsediyorduk ya. Medeni köleliği dinledin mi Ali? Modern köleliği. Modern köleliği, evet. Nasıl bizi mahvettiler ya? Bir dinlesen onu. 13 dakika bir şeydir ya. Modern kölelik diye. Mesela bugün de şaşıracaksın ama ben de bilmiyorum içeriği. Fakat imanın, namazın ve ruhun kokusu var. Kokusundan bahsediyor. Baktım. Bak, biz de nefsimizin ihtiyaç ve ihtiraslarının arkasına geçme nispetinde çingenelerin elinden oynamaktan kurtuluruz. Gurbette olanı gurbette, yani yakınlığına çağırır. Gurbette olan ne der? Ya gel Osman, burada para var, şöyledir. Bak burada arsa var. Sen, ben alamıyorum ama gel burada şey yap. Hemen yakınlığına çağırır. Arzu ve isteklerinin macunu olan bedeninden gurbete çık. Bir daha. Arzu ve isteklerinin macunu olan bedeninden gurbete çık, arzu ve isteklerini ve birbirlerini ilah edinmeyin. Yani gurbete çıkmak, seyahat etmek, seyahattır var ya, gurbete çıkmak bedeninin ihtiras ve ihtiyaçlarının arkasına geçmektir. Gurbet. Gurbet mektubu var ya, farkında mısınız o? Gurbet mektubunu bir görüyor musun? Yani ustad Bitlis'te. Ondan sonra Çam Dağı'na gelmiş gurbet. Bak bakalım onu mu anlatıyor. Bir de okuyayım burayı. Gurbette olanı gurbette, yani yakınlığına çağırır. Arzu ve isteklerinin macunu olan bedeninden gurbete çık. Arzu ve isteklerini birbirlerini ilah edinmeyin. Abi bir parantez açayım Allah aşkına. Biraz müdahale edeyim. Ben çok uyudum burada ya. Şunu bana bir anlatın abi Allah aşkına ya. Şimdi mesela o laboratuvarlarda vardır ya Hasan abi, şöyle bir yuvarlak çember, içinde bir fare koymuşlardır. Fare devamlı koşar. Koşar, 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 koşar. Bir adım ileri gitmiyor. Çünkü o çember sürekli dönüyor. Sürekli dönüyor o çember Hasan abi. Şimdi fare bayağı kaslanıyor ama. Fare bayağı spor yapmış oluyor, gelişiyor spor. Şimdi bizde de aynen böyle abi. Şimdi o şeye kafam çok takıldı da, yank diyordunuz ya abi. Ben çıkıyor seviye aynı. Bir adım öne çıkıyor, o da geliyor yanına. Eğer bu yanına gelmeseydi, o ikinci adımı atabilecek miydi abi? Atmazdı. Atamazdı ki abi. Yani mümkün değildi. Yani bunu... İnsanlığa sesleniyor biliyor musun? Bunu bilmiyorum diyor. Yani böyle demiyor da. Evet. Şimdi abi, ben de kendimi buna göre şartlandırıyorum ya. Hep
Adem'imle kendimi bilebiliyorum aslında. Yani ben varsam benim Adem'im de var abi. Ben Adem'imle kendimi bilebiliyorum ve zıtlarla anlayabiliyorum. Şimdi abi az önce dediğiniz gibi bu ihtiyaçlardan kurtul. İhtiras. Evet. İhtiyaç bir derece de ihtiras, hırs. Hırslarında. Peki abi o zaman zıt kalmıyor. O zaman inkişaf bitiyor, inbisat mı başlıyor? Oradaki karşılık ne? Oradaki kemalatı iten o zıddiyet, terslik, yani o ne acaba? İhtirasların arkasına geçince terakki bitmiyor ki. O zaman seyahat başlıyor zaten. Biraz daha. Değerlerden farklı ne getirdin sorulsa, diğerlerinden, çok ilginç, kabirde şimdi, Osman hepimize soracak, herkes kendisine sorsun. Diğerlerinden farklı ne getirdin sorulsa, Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sorsa, yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sormuşlar, diğer peygamber, yani o öyle demiş. Diğer peygamberlerden farklı ne getirdin demiş. Sormuşlar. Tamam da bizim de peygamberlerimiz var. Mucize vardı. Allah'ın hükümleri vardı. Peygamberimiz demiş ki ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim. Ahlakı böyle yapma, otur gibi ihsan ediyor. Ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim demiş. Ne demek? Cemal ve celalin birliği olan kemale, hakikat ile fıtratın cemul cem edilmesiyle, yani güneş enerjisi celaldır, çiçeğe dönüştürmesine cemaldır. Bunu fark edip kendini yapılandırabilen insan ise kemaldır. Yani karşıtlarının birliğidir kemal. Demiş. Birliğidir. Karşıtlarının birliğidir kemal. Anladınız mı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ben güzel ahlakı tamamı. Yani ne getirdin demiş Yahudi alimi. Yahudi alimi sormuş. Yani benim ciddim peygamberlerle dolu. Ne farklı gelir? Onlar ahlakı getirmedi. Getirdi ama ben tamamlamaya geldim. Yani onlar ağacı şapmışsa meyve son hatim olacak. Bak bir de okuyayım. Ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim demiş. Şimdi içini ben kendi anlayışımla dolduruyorum. Bu ne demektir? Adam hemen anlamış. Daha bir soru daha sormamış. Sormamış. Ne demektir o onlar? Nasıl anladı? Ne anladı ki bir soru sormamış? Şöyle anladım ben. Celal ve cemalin birliği olan kemali. Yani hılkat ile fıtratın 20. mektupta geçiyor ya. Hılkat ile fıtratın, hılkat yok iken var olmak, fıtrat ise taş değil, kadın değil, bilmem neyim, ben buyum. Bir olmak ama bu olmak. Yokken olmamak hilkat. Ama başka bir şey değil, kadın değil de bu olmak fıtrat. Anladınız mı? 20. mektupta geçer. Hilkat ile fıtratın cemül cem edilmesiyledir. Yani eylemde istedim bu örneği okurken. Güneş enerjisine celaldır. Bak şimdi, güneş enerjisi yakıp yıkar, celaldır. Çiçeğe dönüştürülmesi, çiçek nedir? Donmuş güneştir. Bu da cemaldir. Tamam bitiyor mu? Hayır. Bunu fark edip kendini yapılandırabilen insan ise kemaldir. Yani, bitti mi son cümle? Yani Resulullah'ın sözünü. Bunu fark edip, yani karşıtların birliğidir kemal. Birkaç tane de bir şey okuyayım, kesiyorum. Teşbih ve tenzihin birliğine de tevhid deniyor. Yeni anladım. Teşbih ve tenzihin birliğine de tevhid deniliyor Osman. Şu, teşbih peygamberi kimdir? Harun'un konusu. Teşbih. Musa Aleyhisselam. Muhammed Aleyhisselam oluyor işte. Yok, teşbih. İsa Aleyhisselam. İsa, tenzih. Musa Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam. Birisi zahir, birisi batın. Tevhid edersen peygamber. Cem edersen tevhid olur. Biri İbrahim Aleyhisselam. Evet. Bir tanesini söyle. Kitabı getirdi, bir tanesini Nebuzey'e getirdi. Bedeninize tecavüz ettirmediğin gibi
Bu çok ilginç. Bedeninize tecavüz ettirmediğin gibi aklınıza, kalbinize, ruhuna da tecavüz ettirmeyin. Yani fıtratınıza zıt döllettirmeyin. Yani seyrettiğiniz şeylerle dölleniyorsunuz. Gayrimeşru şeyler, evlatlar çıkıyor. Seyretmek için başlı bir kısmı da şöyle bir hak oluyor aslında. Hani yukarı sokakta geçen, gezen o açık saçık Nisa'lar var ya, aslında Hasen'in bedenine saldırmış, Hasen'in ruhuna tecavüz etmiş. Anladın mı? Bir hak doğuyor çünkü. Aynen. Yani hak. Sen benim ruhuma niye bunu böyle yapıyorsun ki? Benim ruhum bedenimden kıymetsiz mi? Evet. Yani? Hürriyet nedir biliyor musun? Benim ruhumun kıymeti var yani. Efendim? Bir şey yok ya. Ha. Şimdi bak arkadaşlar, bedenine tecavüz ettirmesi ne kadar acayip bir şey değil mi? Beden. Ki toprağa konulacak, ölecek bir şey. Kefene sarılacak bir şey. Bedeninize tecavüz ettirmediğiniz gibi, ettirmediğiniz gibi aklınıza, kalbinize, ruhunuza da tecavüz ettirmeyin. Namussuz olursunuz. Çünkü onların doğum, bak şurası mehrem değil mi? Burası İsa Aleyhisselam burada döllendi. Evet. Zar bozmadan. Kelam evlat. Bak buradan bilabelet evlat çıkar. Usta diyor ki iki tane baş var diyor. Kızılıcaz hatırladın mı Osman? Evet, evet. Ustanın söylediğini, bu bir edepsizlik değil bu. Yani bir tanesinden şu çıkar, bir tanesinden şu, bir tanesi bak üst ağızdan, üç kafadan. Bu eğer kafayı nasıl neyle döllerseniz ağızdan o evlat çıkar. Dimağınızı neyle döllerseniz onun çocuk kelamdır. Kelam aklınızın çocuğudur. Kafanızın çocuğudur. Kalbinizi döllerseniz ya ruhunuzu döllerseniz onları tutuyor. Aklım söylüyorsun sen. Niye böyle ağır ders yapıyorsun abi? Yok, tecavüz ettirmeyin. Yani sapık bir film. Ağır değil de. Çok ağır yani. Çok ağır. Ağır değil mi? Çok ağır. Tamam, burayı silsin Bülent. Biz çok öyle ağır değil abi. Çok ağır değil. Çünkü bize ağır geldi diyor. Ezildik abi. Biri sirkecide, biri İTÜ'de ya abi. Nerede? Biri sirkecide, biri İTÜ'de. Bak yedi kuledeki gafirince ağır gelmiyor. Şimdi ne olacak şimdi? Şey ağrıma gidiyor. Peki şuna ne dersiniz? Yanlış mı? Doğru mu? Bunu sileyim mi veya başka? Sizin abisinin arası. Evet, bak şimdi. Mu? Bak şimdi bir hep beraber yapalım. Yanlış mı? Ben şöyle yazdım sonra Kırıkkan'da bunu nasıl sileceğiz ya? Şunu bir... Tamam şunu... Şunu şu kadar yeter bana da. Ha bak şimdi. Bunu siz, sizin risale okuyan bir insansınız. Harun'a bunu alır mısın abim? Bu şurada. Dökmeyeceğim ben. Aklını. Yani bunu yazıyorum ama %100 emin değilim. Şimdi ilk önce yaptığımı sonra söyleyeyim. Sonra bunu vakıf birkaç tane genç arkadaşlarla Kırıkkan'dan bu çarpınca onlar şöyle dediler. Onu da yazayım. Siz çarpın. Ben şöyle demiştim. Niye ölçü aldığımı da herhalde unuttum olabilir. Şöyle demiştim. Aklınızı şirk, küfür, bu açık külliyatta. Bu da dalalet. Böyle yazmıştım. Resul dedi ki, hayır abi. Böyle yazmıştık. Abi diyor, dalalet bunu kaldır dedi. Bunu yer değiştir. Burası deyip, bu da deyip, dalalet
Şirk. Yapmıştım. Döllettirmeyi acele ettik de tecavüz bu. Aklınızı dalaletle, kalbinizi küfür ile, ruhunuzu şirk ile inkar veledine hamile kalmayın. İnkar veledine hamile kalmayın. Buna muvaffak olursan tek başına ümmet olursun. Böylece bu İbrahim. Oldu mu bir şey Yasin? Şimdi o zaman rahatladın mı abi? Acısı arttı. Anladın mı? Şimdi en son şu oldu. Dalalet fikridir diyor. Şeyde, sözlerde ama. Dalalet fikridir. Öyledir. Dalaleti fikri diye geçer. Şirk diye geçmez dedi. Tamam dedi. Ben de o şeyden vazgeçtim ama. Yani aklınızı dalaletle, kalbinizi küfürle, ruhunuzu şirk ile döllemeyin. Ne demek bunlar? Dalalet Allah'a inkar değildir. O yol ama bu da yol demektir. Allah'ın söylediği yol, yok bizim de yol, bu dalalet. Küfür ise inkar değildir. Örtmektir. O var ama kalsın. Tamam. Peki şirk nedir? Bu da inkar değil. O var ama bu da var. Ortak. En kötüsü o. Evet. Yani o zaman aklımızı dalaletle, kalbimizi küfür ile, ruhumuzu da şirk ile tecavüz ettirmeyin. Evladı bilavilet nedir? İnkar veledine hamile kalırsın. Kaç tane okuyayım? İnsanı insanla bilirler. Kurbağa yavrusu bile yavrusu nasıl büyütüyormuş biliyor musun? Doğru ve yanlış. Hani baktım, merak ettim. Defterime, bunu eski defterime bakmıştım bir okurken böyle. O yazmışım ama doğru ve yanlış bilmiyorum. Size bırakıyorum. Kurbağa yavrusunu uzak baka baka büyütürmüş. Bakarak büyürmüş. Kurbağa öyle yemlendirilmiş. Baka baka. İnsanı insanla bilirler. Onun için kullandım. Herhalde bir kalitelerini bitiriyorum. Mevcut Allah'ın Celle Celaluhu haşa ne içinde ne dışında ne de yanında mevcut. Varlık ki mevcut zuhurattırlar ki cilve cemal nakış ve sanat olarak görünürler. İnsanda düşünce doğada ise kuvvettir. Doğada kuvvet nedir? İnsanda düşünce odur. Buraya kadar yeter. Ondan sonra şaire giriyor. İnşallah bir de şey olursa sin, saat, teslim, marifet, taklit, iltizam, tasavvuf. Ondan sonra çok ilginç şeyler var. Tevhid-i efal var, tevhid-i sıfat var, tevhid-i saat var. Şimdi bu Yasin barıştık mı bu kafayı şeyi? Bu neymiş? İnkar veledine hamile kalma. Oldu değil mi biraz? Bu ayrı bir ders konusu abi. Ayrı bir ders konusu. Evet. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.